HDP binalarına yapılan saldırılarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgileri paylaşmıştık. Ve şu an itibariyle de ekranlarınızda o bombalığı bırakan kişinin fotoğrafı da var. A Haber özel görüntüleri şimdi izliyorsunuz efendim. Detayları da sizlerle paylaşayım. Çünkü İçişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili olarak Adana ve Mersin'deki HDP binalarına patlayan o bombaları yerleştiren kişinin bir gün öncesinde eylemini yaptığını belirtiyordu. Eylemi gerçekleştiren bu kişi 2007'de Ankara'da yasa dışı sol örgütün faaliyetlerine katıldığı için tutuklanmış. Yine aynı yıl terör örgütü DHKPC'nin faaliyetleriyle irtibatlı olmaktan da gözaltına alındığını da bildirir İçişleri Bakanlığı efendim. Ve bakanlık yaptığı açıklamada Adana Seyhan ve Mersin Akdeniz'deki HDP parti binalarında 18 Mayıs pazartesi 10 sularında el yapımı bombaların patlaması sonucu 4 kişinin yaralandığı ve binalarda hasar oluştuğunu da hatırlatmıştı. Bunun altını çizelim. Bir kez daha belirteyim. ekranınızın sol tarafındaki gözlüklü kişi HDP binalarına bombayı bırakan kişi ve yüksek ihtimalle de bir güvenlik kamerasının görüntüsü efendim. Eylemi gerçekleştiren bu kişi 2007'de Ankara'da yasa dışı sol örgütün faaliyetlerine katılarak tutuklandı. Aynı yıl İstanbul'da yasa dışı sol örgüt DHKPC'nin faaliyetleriyle irtibatlı olmaktan da yine gözaltına alınmıştır deniliyordu İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilerde patlamalarla ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturmalar derhal ve titiz bir şekilde başlatıldı. Çalışmalarda olayın çiçek saksılarına gizlenmiş patlayıcı düzeneklerinin kullanılması neticesinde meydana geldiği anlaşılmıştır denilmişti ve şu dakika itibariyle A haber ekranlarından o kişinin fotoğrafını yani savaş yıldızında İlk görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz efendim. Güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan yoğun ve titiz çalışmalardan bombaların bir gün öncesinden şüpheli erkek şahıs tarafından parti binalarına bırakıldığı şahsın ailesiyle 1990'da Van'dan Adana'ya yerleştiği her iki eğilimin failinin de aynı şahıs olduğu belirlendi demişti. Ve şu an itibariyle de ekranlarınızda o kişinin HDP binalarına bombayı bırakan kişinin fotoğrafı yansıyor. Patlamalarda yaralananlara acil şifalar da dilenmişti. Bu açıklamada bir kez daha altını çizelim efendim. Adana ve Mersin'de hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde aynı gün içinde patlamalar meydana gelmişti. HDP binalarında o binalara bombayı aynı kişinin yerleştirdiğini İçişleri Bakanlığı zaten açıklamıştı.